Selamun Aleyküm kardeşler, ben Akip. Reaction Chamber'da hoş geldiniz. Bugün yeni video tepki vereceğiz. Bu video iki gün evvel ya da dün geldi. Ben de izledim, çok beğendim bu video. Video Gerçekler TV'den geliyor. Gerçekler TV biliyorsunuz çok iyi bir kanal. Oradan çok güzel bilgi veriyorlar. Ve Türkiye savunma sanayi, Türkiye milli teknoloji için neler yapıyor, neler yapacaklar. Ve Türkiye'nin gücü söylemek için bu kanaldır. Videonun ismi Gizemdolu, iki yeni füze böyle açıkladı. Şimdi göreceğiz. Gizemdolu kimdir? Bunun yani sizden öğrenmek isterim. Gizem kızın adı değil midir? Yani gidelim, video tepki verelim. Umarım siz de beğeneceksiniz. Ben de beğendim çok. Ve eğer beğendiyseniz yorumlar yapın, daha güzel videolar, linkler atın. Ben de tepki vereceğim tabii ki. Gidelim bu video tepki verelim. Ve başlıyoruz. Tayfun füze. 2 hafta önce. Tayfun füzesinin denendiği gün gibi, belki de yine bir sabaha karşı kıtalar arası balistik füzemizin denendiğini göreceğiz. İnşallah. Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini daha artıracaklar. Yani 561 kilometre falan şu anda menzili. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zaman geldikçe vereceğiz. İnşallah. Yani bu sözler duyduğumuz zaman bunu anlıyoruz ki Türkiye sadece Tayfun değil, Tayfun'dan daha güçlü füzeler yaptı. Zaten yaptı, yani oradalar gerektiğin zaman gösterecekler. Yani çok iyi yani, tebrikler size. Tamam, Tayfun. Siber'de Block 1, Block 0, 1, 2, 3 diye adlandırdığımız çeşitli kabiliyetlerin artırılmasıyla gelişen bir sistemler zinciri olacak. Ateş serbest. Onların da çeşitli adlarla duyurusunu yapıyor olacağız. Özellikleri de zamanı gelince ürün ortaya çıkıp da testler yapılıp ortaya çıktığında da özellikleri daha detaylı olarak görülebilecek. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zaman geldikçe vereceğiz. Evet. Şimdi bu sözler ne gösteriyor bize? Yani Atmaca, Siper, sonra geldiğin Tayfun füze. Her gün daha güzel, daha artır menzile giden füze ve daha güçlü füze görüyoruz. Yani zaten var ama göstermiyoruz. Sinirlerinizde ya başka bir yerde tehlikeli gördüğün zaman düşman bunu Türkiye'yi az ve hafif almasın diye göstereceksiniz siz. Tamam. Ekonomik anlamda her ne kadar bunalsak da, bu sıkıntılı günlerin bir an evvel bitmesi için dua etsek de, savunma evet. Sanayindeki büyük bir savaşa hazırlık projeleri durdurak bilmiyor. Sürecin hızlandığını daha önceden de belirtmiştik. Çünkü öyle ya, neticede ekonomik olarak bu kadar sıkıntının içindeyiz. Döviz lazım, artan enerji fiyatları yüzünden dışarıya ödediğiniz doğalgaz ve petrol parası tam anlamıyla ikiye katlanmış durumda. Bu yıl evet. Yurt dışına ödenecek petrol ve doğalgaz fiyatı 48 milyar dolardan 110 milyar dolara kadar çıktı. Of. Evet, durduk yere para bulmanız lazım. Hem de bulduğunuzun iki katı. Doğal olarak birçok mamülü de ithal ediyorsunuz. Hatta etmek zorundasınız. Karşılıklı ticari anlaşmalar bunu gerektiriyor. Bir tek ben satayım, herkes benden alsın, ben kimseden bir şey almayacağım gibi bir şey söyleme durumu söz konusu bile değildir. Neticede bu ekonomik şartlar altında bile bu kadar büyük yatırımlar yapılıyorsa ve hali hazırda yürüyen, açıklanmayan 700'e yakın daha projenin olduğunu biliyoruz. Hepsine oluk oluk para akıtıp mühendislerimiz gece gündüz çalışıp bir şeyleri ortaya çıkartmaya çalışıyor. Evet, yani bu gerçek bir şeydir. Yani paranız yoksa ekonomi çok kötü, bunu biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Ama düşünün ki
kazandığınız para nereye gidiyor? Yani şimdi bir fabrika kuruyorsunuz, eğer bir füzenin, bir savaş uçağının fabrikası kuruyorsunuz, eğer bunun parası nereden geliyor? Bunu yapmak için şeyler, teknoloji şeyler, bunlar nereden geliyor? Tabii ki bu para istiyor. Şimdi siz dünyaya göstermeyeceksiniz ki tamam bizim bu kadar paramız vardı, biz böyle bu füzeler ve bu savunma sanayi için kullanmak için kullanacağız bunu. Yani tabii ki bu gizli bir şeydir. Allah ekonomi de daha iyi etsin ama evvela savunma sanayi gelir. Demek ki tehlike çok büyüktür. Hem de bizim tahminlerimizin de ötesinde büyük. Çünkü devlet milletine paniğe vermemek için olacakların tehlikesini kalkıp da anlatmaz. Ama eski evet. videolarımızda sizlere bahsettiğimiz Armageddon olayının hafife alınmaması gerektiğini vurgulamıştık. Çünkü bir tarihi süreç var. Karşınızdaki evet. yapı bir inanca bel bağlamış durumda. Ve bu inanç binlerce yıldır atalarından dedelerine, oğullarına varıncaya kadar aktarılmış bir öğreti. Yani ezoterik evet. bir olgu. Bu ezoterik olguyu da en iyi bilen Türk derin devlet yapısıdır. Bu açıdan biz avantajlıyız. Avantajımız Avrupa'nın halkının yarın ne olacağını bilmemesi ve ona müdahale edecek bir yapısının olmaması onlar için çok büyük bir kayıp. Çünkü bir karşı başladığında ne yapacaklarını dahi bilmiyorlar. Ama bizim devletimiz binlerce yıldır başa gelen bütün hükümdarlar, padişahlar, hakanlar, devlet adamlarına bu ezoterizm yapısını yıllarca eğitimini vererek liderlik yaptırıldı. Anlatmak evet. istediğimiz şudur. Devlet önünde nelerin olacağını biliyor. Ve bildiği için de bu kadar ekonomik buhrana rağmen savunma sanayine yaptığı yatırımlardan bir geri adım dahi atmıyor. Bir hayal edin. Sadece son 5 senede bile savunma sanayine yatırılan korkunç rakamlar milletimize yansıtılsaydı bugün kişi başına düşen milli gelir sizce hangi boyutlara çıkardı? Yorum yarın. Aynen öyle. Budur. Yani gerçek söylediğin bu. Savunma sanayi ve bu kadar şeyler için kullandığınız para halk için kullansaydınız tamam fiyatlar uçmayacaktı, bu şeyler olmayacaktı ama tehlikeli, çok büyük tehlikeli olacaktı. Ve dünya sizin güçlü olmayan düşününce istediğin şeyler yapabilecekti tabii ki. Şimdi kendini güçlü etmek için daha yani fedakarlık yapmak gerektir tabii ki maalesef. Bunu belirtmenizi rica ediyoruz. Çünkü kendi kendine oluşmuş bir ekonomik sıkıntı yok. Çok büyük bir delik var. Ve bu deliğin büyük bir kısmı savunma sanayine akıyor. Bir diğer kısmı da ülkemizdeki sığınmacılara akıyor. 2017 senesinde Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken açık açık rakamı vermişti. Ve o gün harcanan rakamın 40 milyar dolar olduğunu söylemişti. 40 milyar dolar. 2017'deki rakamdı. Neredeyse 2023'e geldiğimiz süreçte 6 yıl gibi bir zamanda rakamın 100 milyar doları aştığı söyleniyor. Tabii kesin bir rakam yok. Bununla beraber Avrupa Birliği'nin destekleriyle yapılması gereken birket evler de Avrupa'nın kurduğu tezgah ile o da Türkiye'nin başına bırakıldı. Ve nitekim Sayın Cumhurbaşkanı son açıklamasında da bunu söyledi. Sadece Türkiye mi para harcıyor buraya? Uluslararası kanallardan bu biriket evlerin yapımına finans sağlanıyor mu yeterli miktarda? Şu anda bizim bu gördüğünüz biriket evlerin finansörü sadece biziz. Sayın Merkel'le bu konuları görüşmüştüm. O da bir cüzi bir şeyden bahsetmişti. Ama yok. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Yani bu evlerde Türkiye'nin sırtına kalmış oldu. Akabinde sınır ötesi operasyonlar büyük bir hızla devam ediyor. Eski parayla katrilyonlarca lira, bomba, mühimmat ve askeri personellerin giderleri olmak üzere oluk oluk harcanmaya devam ediyor. Tabi bunların hepsinin toplamından da daha fazla gider savunma sanayi kalemlerinedir. Şu anda bu giderlerin hepsini durdurmuş olsanız enflasyon diye bir şeyi biz konuşmuyor olacağız. Rakam o kadar evet. büyük ki savunma sanayini durdurmaya kalksanız Armageddon'un nasıl kopacağını bilmediğimiz için kaç devletin birbirine saldırması sonucu çıkacak bilmiyoruz. Belki birden fazla devletle aynı anda mücadele etmemiz gerekecek. Eğer bu savunma sanayi araçlarını yapmamış olsanız ülkenizi ve hatta canınızı nasıl koruyacaksınız? Avrupa evet. Amerika zaten tam bir ambargo uygulayarak size hiçbir şey satmıyor. Ayrıca bir de Türkiye'yi işgal planlarının olduğunu asırlardır biliyoruz. Türkiye biraz zayıf düşerse İlk planlarında başta İstanbul, Ege, Akdeniz olmak üzere akabinde Nil ile Fırat arasındaki bölgenin
Türkiye'nin elinde olmaması için nelerin planlandığını zaten herkes biliyor. Armageddon da bunun için çıkarılacaksa, Türkiye o zaman çok büyük bir risk altında demektir. Hem de çok büyük bir risk. Emin olun ki Avrupa dediğiniz devletler bir anda tek yumruk olup Türkiye'nin üzerine gelebilirler. Ve bunu daha önceden de yaptılar. Haçlı ordularının planları hiçbir zaman değişmez. İşte nasıl bir yol ayrımında olduğumuzu iyi anlayabilmeniz için bunlara değinmemiz gerekiyordu. Bu yol ayrımı da şudur. Ya savunma sanayindeki korkunç yatırımları durdurup, o harcanan korkunç rakamları, ki bu rakamların trilyon dolarları aştığını artık bugün bütün gazeteciler de dile getiriyor. Bu rakamları milletinize yansıtarak refahı yükseltip, savaş riskini umursamayıp, pandemi öncesinde olduğu gibi herkesin rahat alışverişler yapabildiği ortamı sunabilirsiniz. Ama böyle büyük bir tehlike karşısında bir saldırıya uğradığınız anda, ki garanti uğrarız, o zaman da ülkenizi savunacak hiçbir teknolojik ürününüz olmayacak demektir. İşte size bugüne kadar yapılan savunma sanayi yatırımlarının Türkiye'nin kurtuluşu olacağını söylemiştik. Türkiye'nin en büyük Evet, yani adam ne kadar güzel söyledi. Yani çok insanlar soru söylüyor, ya siz niye yapıyorsunuz bunu? Yapması gerek yoktur. Siz savunma sanayi bırakın, insanların refahı için para kullanın, böyle şeyler konuşuyor tabii ki. Hani her yerde farklı düşünen insanlar var ama biraz düşünün. Avrupa, Amerika size dost ya da kardeş bilmiyor. Rusya, İsrail, Yunan, Yunanistan size kardeş bilmiyor tabii ki. Ve sizin en zayıflediğiniz an hiç, yani onu kaybetmek istemiyor. O anda size zarar vermek istiyor. Şimdi siz zayıflenirseniz düşman size savaş açacak. Savaş açmazsa dahi zarar verecek. Şimdi bunu mani olmak için tabii ki para, bu şeyler için para harcılanmak en büyük bir şeydir ve en önemli şeydir. Bu ürünlerdir. Ve yarın Türkiye sıkıştırılmaya başlandığında, teker teker projeleri sahaya sürdüğü zaman, belki de karşı tarafın yaptığı planda bile değişiklikler olacaktır. Farkındaysanız, Türkiye Adalar Denizi ve Akdeniz'de savaş çıkmaması için elinden ne geliyorsa yaptı. Ve yapmaya da devam ediyor. Daha doğrusu güç gösterisi yapıyor. Çünkü orada çıkacak olası bir savaşı ancak güç gösterisi yaparak durdurabilirsiniz. Bunun ilk adımı neydi? Mavi Vatan tatbikatlarıydı. Türk donanmasının gücü herkese ispat edildi. İkinci adımda Libya, Karabağ ve sınır ötesi operasyonlarda İHA ve SİHA'ların dünyada olmayan bir konseptte Türkiye'nin elinde olduğu herkese ispat edildi. Ve çok büyük bir caydırıcılık oldu. Ki bunların haricinde daha birçok adımlar atıldı. Ve en son adımda özellikle Yunanistan'a derin bir mesaj gönderildi. O da neydi? Yunan basınını haftalardır kilitleyen Tayfun füzesiydi. Öyle bir menzil açıklaması. Tayfun füze. Füze hem balistik bir füze, hem de menzili Atina'nın bile ötesinde, hatta İsrail'e kadar ulaşabiliyor. Başta Yunan basını olmak üzere dünya basını bunun şokunu atlatamamışken ikinci vurucu darbe açıklanmış oldu. Sayın Erdoğan çıktı, bu daha hiçbir şey değil. Biz Tayfun füzesinin menzilini arttıracağız dedi. Evet, arttıracağız. Gezgin ve Cenk isimleri adı altında iki füzenin daha müjdesini verdi. Tam da bu noktada sizlere iki hafta önceki bir videomuzun son kısmında şunu demiştik. Kim bilir, belki de kıtalar arası balistik füzeyi bile duyabiliriz. Türkiye bunu da gizli projeler kapsamında geliştirip bitirmiş olabilir. Nasıl ki Tayfun füzesinin geliştirildiğini bugüne kadar hiçbir şekilde basına sızdırılmadıysa, tam Yunan-Türk savaşı çıkmak üzereyken caydırıcı bir kart olarak masaya sürüldüyse, acaba daha hangi kartlar masaya sürülecek diye belirtmiştik. Özellikle Armageddon çağrısı yapan Amerikan Başkanı Joe Biden'ın açıklamasından sonra size bu anlattıklarımızın doğruluğunu umarız analiz edebilmişsinizdir. Cenk ve Gezgin füzesi hakkında şu anda net bir bilgi halen yok. Araştırmalar yaptık, bilgi almaya çalıştık, lakin net bir bilgi yok. Sadece söylentiyi geçmemek üzere 2000 kilometre menzili olan civarlarda bir füzeden bahsediliyor. Ama bu sadece söylentidir. Onu baştan belirtelim. Çıkacak olan füze bir seyir füzesi de olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bu kadar büyük bir gizemle açıkladığına göre bu iki füzede basit füzeler olmayacak. Orası kesindir. Bir ikinci müjdeyi de Sayın İsmail Demir Endonezya'daki savunma sanayi fuarında duyurdu. Siper füzesi de blok blok şeklinde gidecek. Ve bunda da sona yaklaşıldığını biliyoruz. Türkiye S-400 muadili kendi üretimi olan akıllı bir hava savunma sistemini tamamladığı anda, Türkiye'nin her noktası bu hava savunma sistemleriyle donatıldığı anda, Akdeniz'in ortasından bile gelebilecek bir saldırıda bu saldırıyı bertaraf etme gücüne sahipsiniz demektir. Evet. Aslında bize göre yerli S-400'ler hazır. Dikkat ettiyseniz
Türkiye ikinci parti S-400'lerinin üzerinde çok fazla durmadı. Normalde anlaşma iki parti üzerine yapılmıştı. Lakin bunun üzerine fazla gidilmedi. Çünkü Türkiye zaten hali hazırda yerli S-400'lerini bitirmek üzere. Füze sayıları o kadar fazla ki, Gökdoğan'dan tutun Bozdoğan'a, Tayfun'dan Atmaca'ya, Bora'ya varıncaya kadar. Değerli arkadaşlar, bunları geliştirmek o kadar kolay işler değildir. Şimdi anlatabildik mi neden durduramıyoruz savunma sanayine harcanan parayı? Durdurduğumuz evet. Anda son derece caydırıcı olan masaya sürecek bir kartınız olmazsa kendimizi öyle bir savaşın ortasında buluruz ki ekonomiyi bile unutur, canımızın derdine düşeriz. Düşünsenize, bu kadar devasa hamleler savunma sanayi alanında yapılmamış olsaydı, Yunan kapıya dayandığında Almanların bize verdiği G3'leri masanın üzerine koyup da mı korkutacaktık? Yoksa son teknoloji elektronik harp sistemlerinden tutun balistik füzelere varıncaya kadar çılgın çılgın silahları mı koyacaktık? Türk devlet evet. Aklının ne kadar da doğru bir işe imza attığını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Bu zor günlerinde bir aydınlığı mutlaka var. Türk devlet aklına güven. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Bunu da böyle bir evet. Lazım. Tayfun. Irak sağlam. Tamam, güzel ya. Güzel değil, muhteşem. Tabii ki. Harika. Bu adam çok güzel konuşuyor ve konuştuğun zaman ben videoyu durduramıyorum. Yani çok zor oluyor. Çünkü verdiğin bütün bilgiler almak isterim. Yani ne söylüyor, ne düşünerek söylüyor. Size bir şey söyleyeyim. Yalnız Kurt dizisinde yani birinci sezonda siz gördünüz hava savunma sisteminde ateş yaptığını, düşmanlar bunu mani olmak için çalışıyordu ama Tayfun füzesi gibi. Aynen Tayfun füzesi gibi bu hava savunma sistemi vardı, onda ateş yaptı. Aynısı siz yaptınız. Yani biz biliyoruz ki her şey zaten yaptınız siz. Allah daha da güzel şeyler nasip etsin size, dualarımız sizinle. Daha ben bu videoyu çok beğendim, umarım siz de beğendiniz. Daha çok güzel videolara tepki vereceğim. O güne kadar selamun aleyküm. Allah hafiz.